Sultan, imparatorluğu 10 yıldır bizzat yönetmektedir. Sultan 4. Murat saltanatı devralıp nizamı sağlamak ister. Ancak hainler isyanla karşılık verir. Devletin içine kadar giren hainler yüzünden imparatorluk karışmış, Osmanlı bir felaketin eşiğine gelmiştir. En yakın adamları katledilen Sultan 4. Murat, o gün ya asilere istediklerini verecekti ya da tahtını. Nerede o güvendiğin Sultan Murat? Şimdi gelsin de korusun sizi. Allah da korkunuzu bırakmayın. Ben korusun sizi. Merhamet edin. Yapmayın. Hainlerin gözü dönmüş yine. Şimdi istediklerini vermek en doğrusu. Başınıza ne geldiyse işte bu sebepten geldi. Zorbalara boyun eğdik. Can hükümdarına yakışacak şekilde dik durmadık. Şimdi en yakın adamlarımı aldılar benden. Baş defterdarımın ne günahı vardı? Hasan Elife'nin? Musa Çelebi'nin ne günahı vardı validem? Murat, mühim olan sensin. Mühim olan senin hayatta kalman. Sen de benim gibi sabredeceksin. Sükunetini koruyacaksın ki zamanı geldiğinde başlarını ezelim. Gel. Hünkârım. Vezir-i Azamınız Topal Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Askerler. Ayak divanına çıkmanızı isterler. Padişahımıza sözümüz vardır. Divana çıksın diye bağırırlar. Allah muhafaza. Sarayı başımıza yıkacaklar. Hünkârım, Hafız Paşa'nın kellesini isterler. Hiç kimseyi korumanın vakti değildir. Ben kulunuzu dahi isteseler, verin. Sırf onlar istedi diye en kıymetli vezirim Hafız Paşa'yı azlettim. Lakin canını vermem. Zaten gönderdim, isteseler de bulamazlar. Eyvahlar olsun. Kim inanır gittiğine? Padişahımız koruyor diyecekler. Kim ne diyecekse bana söylesin Topal Paşa. Kimseden korkum yok benim. Ayak divanla çıkacağım. Murat!
Devletli oğlum. Beni bir dinle. Tamam, gözünü budaktan esirgemezsin, bilirim. Lakin bu neye yarar? Devlet dediğin öyle öfkeyle, gururla yönetilmez. Eğer mecbur kaldıysan bir iki adım geri çekileceksin ki esas düşmanlarının yüzlerini görebilesin. Unutma, yenilgiyi hazmedemeyen bir sultan asla muzaffer olur. Hünkârım, ayak divanına çıkacaksanız bir abdest alsaydınız. Bre soysuz. Sen bizi abdestsiz gezer mi sanırsın? Haşa hünkârım, ben sadece durumun vehametini anlatmak için... Sana kaçıp gitmeni emrettim. Neden geri döndün? Bağışlayın hünkârım. İlk kez emrinize itaat etmedim. Zuhura gelecek kazayı rüyamda müşahede eyledim. Ölümden yana gam çekmem. Kaçarsam sizi kendi ellerimle bu asilerin önüne atmış olurum. Hayır. Zinhar rızam yok. Seni zorbalara teslim etmem. Padişahım, 1000 tane hafız kulunuz yolunuza fedadır. Ancak ricam budur ki beni siz katletmeyip bırakın bu zalimler haksız yere şehit etsinler. Lütfeyleyip cenazemi Üsküdar'a defnettirirsiniz. Yetimlerime lütuf ve inayetinizi rica ederim. Çocuklarım size emanet. Hafız! Hünkârım. İşte Hafız Paşa bu! Padişahı kandırıp tımarımızı, arpalığımızı kesen bize zulmeden paşa! Acımayın yoldaşlar! Vurun bu alçağı! Korkmaz, peygamberden utanmazlar. Şeriata ve padişaha boyun eğmeyen zalimler. Biz zalim değiliz. Padişahım, Hüsrev Paşa gibi yarar veziri niçin katleyledin? Şehzadelere de kıydığınızı işittik. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri görmek isteriz. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri siz neden
iflas edersiniz. Şehzadelere kıymadım, kıymam. Onlar benim kardeşlerim, canlarım. Gayri itimadımız kalmadı. Haksız yere Hüsrev Paşa'yı öldürttün. Şehzadelere de kıyarsın. Şehzadeleri göster bize. Şehzadeleri boğmuş. Şehzadeleri! Şehzadeleri boğmuş. Eğer ki şehzadeleri bize göstermezsen, sen bize padişahlığa layık değilsin. Neler oluyor acaba? Söylesene, neden çıkıyoruz avluya? Hiç sormayın şehzadem. Eğer dışarı çıkmaz iseniz hünkârımıza kıyacak bu zorbalar. Sebep olmak istersiniz. Yüce Allah'tan korkmayıp, padişah hazretlerimizden çekinip utanmayıp böyle tuğyan edersiniz. Allah aşkına bizi kendi halimize bırakın. Sizin himayeniz bize gerekmez. Hüsrev Paşa'yı öldüren padişaha güvenimiz yoktur. Şehzadelere dokunmayacağına dair kefil isteriz. Kefil isteriz! Kefil isteriz! Kefil isteriz! Dur! Şeyhül İslam'ınız olarak ben kefilim. Ben de kefilim. Varın gidin evinize. Hünkârımız istediklerinizi verdi. Müftü Efendi'nin ve Vezir-i Azam'ın kefaleti kabulümüzdür. Şükürler olsun, hünkârımız size kulak verdiler sultanım. Hele bir dağılsınlar. Hele bir sular durulsun. Hesabı sorulur elbet. Sana karşı olan mahcubiyetin bana yeter. Beni başkalarına karşı mahcup etme.
beni sen kaldır. Beni sen kaldır ki kimse düşüremesin. Mazlumlara zulmeden bütün zorbaların hakkından geleyim. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez. İşte onlar için acı bir azap vardır. Ceza günü geldi çattı Yahya Efendi. O hainler ki adaletimin kılıcından nasiplerini alacaklar. Zor ve hata kabul etmeyen bir savaş bu. Zira hainler deryasında yüzer olmuşuz. Suyun üzerindekilerden korkmam. Onlar boğulur gider. Lakin esas hainler suyun altında gizlidir. Rabbim bu nefes dahi almayanlardan sakınsın bizi. Sultan Murat, iki aydır büyük bir sükunet içinde. Neler yapıyor Topal? Son isyandan sonra gözü iyice korktu, sindi. İstediğimiz her şeyi yapmaya hazır vaziyette. Sinan Paşa öyle düşünmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hünkârım, gelenler var. Sultan Murad'ın sessizliği hayra alamet değil paşam. Belli ki hazırlık içinde. Silahtar Mustafa etrafta kuş bile uçurtmuyor. Hiçbir şey öğrenemiyorum. Benim haberim olmadan yaprak dahi kıpırdamaz. Telaş edecek bir vaziyet yoktur efendim. Madem öyle, bize hizmet eden adamların makamları neden verilmedi? Hala. Divan-ı Humayun yarın toplanacak. Sultan Murad'ı ikaz etmesi için bir sipahi ağası görevlendirdim. İstediklerimizi verecek. Aksi takdirde başına ne geleceğini bilir. Padişahım. Nicedir sipahinin beklediği kararlar çıkmaz divandan. Yanımız atak etti. Yarınki mecliste makamların tevcih edilmesini istiyoruz. Ya edilmezse? Hakkımızı vermeyen padişah bize lazım değildir. Sadık olmayan kul da bana lazım değildir.
Konuş bre adam. Seni üzerimize salan kim? O hainin adını ver bize. Konuş! Topal. Topal Paşa. Topal Paşa'nın emri. Malumun ilanı. Nicedir validemi, kardeşlerimi görmedim. Yarın ben de seninle geleceğim saraya. Siz nasıl isterseniz sultan. Sultanım, hünkârımız geldiler. Hünkârımız gelmiş. Hayır olsun. Hoppa! Hoppa! Uf! Aslan yeğenim. Hünkârım, hoş geldin. Hoş buldum Geveran, benim güzel kardeşim. Hünkârım. Hayırlara vesile olsun. Telaş edilecek bir mesele yoktur inşallah. Ne olabilir ki paşa? Merakımı mazur görün. Lakin gecenin bu vaktinde aniden geldiğiniz için ben... Tebdili kıyafet teftişe çıkmıştım. Saraya dönerken hem bir sizleri göreyim... ...hem de yarınki divan hakkında konuşalım dedim. Telaş etme paşa. Tavsiyelerini dikkate aldım. Sipahi kullarımın istekleri kabulümdür. Her zamanki gibi. Gene en doğrusunu düşündünüz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Valide sultanım, hünkârımız sağ salim saraya döndüler. Oh çok şükür. O kadar ikaz ediyorum, lakin dinlemiyor. Tebdil halde çıkıp. Bir şey gelecek diye o kadar çok korkuyorum ki. Öğrenebildiniz mi neredeymiş? Malumatımız yok Valide Sultanım. Mustafa.
hünkârım. Nihayet beklediğimiz gün doğmak üzere. Hazır mısın silahlar? Zerre kadar kıymeti olmayan bu can, bu baş yolunuza feda olsun hünkârım. Kanımı son damlasına kadar emrinizdeyim. Yarın bizim miladımız olacak. Sadece bizim değil, hanedanı Ali Osman'ın ve dahi cihanın miladı. Dostu da düşmanı da göreceğiz. Onlar da bizi görecek. Bundan gayrısı benim devrimdir. Günahıyla, sevabıyla benim devrim. Validem, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Senin de devletlüm, gel. Bu kutlu günde bir hayır duanızı almaya geldim. Dualarım her daim seninle. Lakin neden kutlu bir gün dedi? Dün gece habersiz dışarı çıkmışsın, ne oldu söyle. Validem, mühim kararlar aldım. Hem benim, hem Cihan Devleti için hayli mühim kararlar. Nedir bu halin senin? Yüzün bulutlanmış yine. Aklından, kalbinden geçeni bana söylemeyecek misin oğlum? Bekleyeceksiniz validem. Siz de herkesle birlikte öğreneceksiniz. Ne dersin paşam? Sultan Murad istediklerimizi verecek mi? Bizzat konuştum Cadı Osman. Telaş edecek vaziyet yoktur. Öyle de Bıçakçıoğlu dün gece öldürülmüş. Kimin yaptığı da belli değil. Hayrola Evliya Çelebi, sen niye geldin? Hayır vallahi paşam, baktım ahali saraya yürüyor. Dedim eyvah, bir hengame kopacak. Takıl peşlerine Evliya dedim. Nasıl, iyi demiş miyim? Paşam. Bize bak. İki tane bostancı zor taşıdı.
Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Şeyhülislam Aizade Efendi, paşalarım, sipahi kullarım. Birazdan Allah'ın izniyle divanımı toplayacağım. Herkesin malumu üzere yakın zamanda bana ve devletime iki büyük isyan tertip edildi. Kimdir bunlar? Esnafı haraca kesen, ahaliye zulmeden, sarayımı basan, bana ve hanedanıma türlü hakaretler edip en yakın adamlarımı lime lime eden zorbalardır. Gördüm ki güvendiğim, canımı ve devletime emanet ettiğim bazı kullarım bu hıyanete ortak oldu. Vekili mutlakım dahi. Gel bir topal zorbabaşı. Hünkârım. Selim, aslan torunum benim. Geverhan, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ben de sizlere hasret kaldım validem. Gece hünkârımız geldi. Beraber oynadık. Söz verdi, at bineceğiz. Ben de hayret ettim. Zevcimle konuşacakları varmış. Gece vakti ne ziyaretiymiş bu böyle? Hünkâr abim zevcini günah kadar sevmez. Her türlü hile, desise varmış paşanın. Atike. Paşamızı çekemeyenlerin iftiraları onlar, Atike. Zevcim ne yapıyorsa devleti âliye için yapıyor. Hünkârım, iftira. Yalan. Vallahi billahi yalan. Ben kulunuz, padişahımın sözünden dışarı çıkmadım. Ben ki hanedan Ali Osman'ın damadıyım. Nasıl ihanet ederim? Eğer bilmeden bir günahım, bir kusurum olduysa yalvarıyorum, affedin. Abdest al bile kafir! Hünkârım, yalvarırım, affedin. Asi kullarınızla görüşüp konuştuğum doğrudur. Lakin ben sizi ve saltanatınızı korumak için sadece bunu... Gel. Gölgesi Sultan Murat Han, cümle Osmanlı mülkünün yegane sahibi benim. Eğer ki aranızda bundan şüphesi dahi olan var ise alsın kılıcını, çıksın karşıma.